Burada gösterdiğimiz şey aslında bir yanma tepkimesi. Elimizde hidrokarbon olarak metan var. Onun yanında biraz da oksijen alıyoruz. Bu ikisini yeterince ısıtırsak elde edeceğimiz şey karbondioksit, su ve verdiğimiz enerjiden daha da fazlası. Çünkü bu bir egzotermik tepkime. Tepkime sonunda başlangıçta verdiğimiz enerjiden çok daha fazlasını elde edersiniz. Zaten bu nedenle ateş sürekli yanma eğilimindedir. Belki de işte bu nedenle yanma tepkimesi genel olarak bir şeylere güç vermek için kullanılır. Ama bu bizim videoda asıl olarak üzerinde duracağımız nokta değil. Bu videoda bir tepkimede hangi moleküllerin yükseltgendiği ve hangilerinin indirgendiğinin üzerinde duracağız. Bunun için öncelikle reaktantları ve ürünleri oluşturan atomların yükseltgenme basamakları hakkında bir düşünelim. Hatta şimdi bu videoyu kısa bir süre durdurun ve bu yükseltgenme basamaklarını öncelikle kendi başınıza bulmayı deneyin. Evet, gerçekten denediğinizi düşünerek konuya devam ediyorum. Şimdi beraber düşünelim. Öncelikle metandan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada Pauling ölçeğiyle verilmiş elektronegatiflik değerleri var. Ama şimdi sadece metana odaklanalım. Metan 4 hidrojene bağlanmış karbondan oluşuyor. Yükseltgenme basamağı dünyası gibi hayali bir dünyanın olduğunu düşünürsek, bunlar aslında kovalent bağlar olsa da biz onları iyonik bağ olarak varsayıyoruz. Dolayısıyla elektron çiftini bağ paylaşan atomlardan birine vermemiz gerekiyor. Eğer karbon ve hidrojen arasında seçim yapmamız gerekirse, karbon daha elektronegatif olduğu için karbonun bu iki elektronu tuttuğunu, hidrojenin ise onları verdiğini varsaymamız gerekiyor. Hayali dünyamızda karbonun bu hidrojenlerinden hepsinden birer elektron alacağını varsayıyoruz. O zaman da karbonun yükseltgenme basamağı -4 olacaktır. Her hidrojenden bir elektron aldığını varsayarsak, elde ettiğimiz yükseltgenme basamağı -4. Şimdi artık hidrojenler hakkında düşünebiliriz. Hayali dünyamızda bu hidrojenlerin her biri bir elektron kaybetmiş durumunda. Bu yüzden hidrojenlerin yükseltgenme basamağı +1 diyebiliriz. Hatta +1 olarak buraya yazabiliriz. Aslında bir yazmamıza gerek yok. Sadece artı işareti de yeterli olur. Elimizde birbirine bağlı iki oksijen var. Aslında her oksijen aynıdır diyebiliriz. Ya da biz bu şekilde olduklarını kabul ediyoruz. Örneğin birbirlerinin izotopu olmadıklarını varsayıyoruz. O zaman bir oksijenin diğerine göre daha fazla elektron tutabilmesinin imkanı yok. Sonuç olarak oksijenin burada gördüğümüz moleküler oksijen formundayken yükseltgenme basamağı 0 oluyor. Sonunda bu tarafı bitirdik. Şimdi de biraz ürünlerin olduğu tarafa bakalım. Mesela karbondioksitte neler oluyor? Bildiğiniz gibi karbondioksit, karbonun iki farklı oksijene çift bağlarla bağlanmasından oluşuyor. Ayrıca oksijenin en elektronegatif elementlerden biri olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle karbondan daha fazla elektronegatif. Demek ki biraz önce bahsettiğimiz aynı hayali iyonik bağ dünyasında oksijenlerin 4 tane elektron alabileceğini söyleyebiliriz. Bu bağların hepsi de farklı elektronlara sahip olacak. Her bir oksijen karbondan 2 elektron alacak. Demek ki karbon 4 tane elektron kaybedecek. Evet, karbon 4 tane elektron kaybedecek. Tam 4 elektron. Bu da bize varsayımsal olarak +4 yük verecek. Her oksijen 2 tane elektron aldığına göre de varsayımsal olarak -2 yüke sahip olacak. Bu yükleri toplarsak birbirlerini götürdüğünü de görebilirsiniz. Bir yanda +4, bir yanda -2. Toplarsak nötr bir molekül elde etmiş oluruz. Yani karbondioksit. Bir öncekinde de -4 yük ve 4 tane +1 pozitif yük görmüştük. Yani onların toplamı da nötr bir molekülü veriyordu. Bu da gayet mantıklı. Çünkü gördüğünüz gibi bu moleküller nötr halde. Son olarak elimizde bir de su var. Bunu zaten daha önce birçok kez görmüştük. Her zamanki gibi aslında kovalent olan bağları, yani oksijenle hidrojen arasındaki bağları iyonik olarak kabul ediyoruz. Hayali iyonik bağ dünyamızda oksijenin daha elektronegatif, bu nedenle de hidrojenlerden elektronları aldığını biliyoruz. Her hidrojen bir elektron kaybettiğine göre +1 yükseltgenme basamağına ulaşmış oluyor. Bunu isterseniz bu şekilde de yazabiliriz. Pozitif bir yükseltgenme basamağı. Bunlara karşılık oksijen de 2 tane elektron kazandı. Yani yükseltgenme basamağı -2 oldu. Bütün bunları yaptığımıza göre şimdi kimin yükseltgenim, kimin indirgendiğine bir göz atalım. Öncelikle karbona odaklanalım.
Karbonun başlangıçtaki yükseltgenme basamağı eksi 4. Sonra tepkime gerçekleşiyor. Sonucunda da karbonun yükseltgenme basamağı artı 4 oluyor. Peki, bir şey eksi 4 yükseltgenme basamağından artı 4 yükseltgenme basamağına nasıl geçer? Bu yükü, hatta varsayımsal bu yükü arttırmanın yolu elektron kaybetmek. Her elektron kaybında bir adım daha az negatif hale gelmiş olursunuz. Sonuçta da pozitif yüke geçersiniz. Demek ki burada 8 tane elektron kaybetmek gerekiyor. O zaman buraya artı 8 elektron yazıyorum. Bu elektronları alıp buradaki karbona verirsek tepkimenin bu tarafına ulaşmış oluyoruz. Bunu bu şekilde yazmaya da yarı tepkime diyoruz. Aslında burada tepkimede gerçekleşen diğer olaylardan bağımsız olarak bir tarafa odaklanıyoruz. Sonuç olarak bu karbon hayali dünyamızda 8 tane elektron kaybetti. Peki, elektron kaybetmeyi ne diyorduk? Hatırlayın. Yükseltgenme, elektron kaybetmek. İndirgenme ise elektron almaktı. Öyleyse karbon burada yükseltgeniyor. Çünkü elektron kaybediyor. Tekrar ediyorum. Yükseltgenme, elektron kaybetmek. Yani karbon yükseltgendi. O zaman bir de hidrojenlere bakalım. Sol tarafta artı bir yükseltgenme basamağına sahip 4 tane hidrojenimiz var. Sağ tarafta da aynı şekilde 4 tane hidrojenimiz var. Bu tarafta hidrojenlerin gösterimi biraz farklı olacak. 2H2. Ancak yine her birinin yükseltgenme basamağı artı. Demek ki hidrojenin yükseltgenme basamağı değişmemiş. Ne indirgenmiş ne de yükseltgenmiş. O zaman son olarak bir de oksijenlere bakalım. Sol tarafımızda elimizde nötr halde 2O2 var. Peki sağ tarafta ne var? Toplamda 4 tane oksijen. Bunların hepsini bir araya koyabiliriz. Yani toplamda 4 oksijen olarak yazabiliriz. Peki her birinin yükseltgenme basamağı ne olacak? Burada gördüğümüz gibi hepsinin yükseltgenme basamağı eksi 2. O zaman bu oksijenlere ne olmuş diyebiliriz? Aslında burada da 2O2 yerine 4O'da yazabilirdik. Ama neyse, hepsi aynı şey. Sonuç olarak her şekilde oksijenlerin yükseltgenme basamağındaki değişimini bulmaya çalışıyorum. Burada nötr halde 4 tane oksijen varken buradakilerin negatif yükseltgenme basamakları var. Sıfırdan negatife gitmek için elektron almak gerekir, değil mi? O zaman her biri 2 elektron kazanmış demektir. 4 oksijen varsa 4'ü de ayrı ayrı ikişer elektron kazanmış demektir. Aslına bakarsanız tepkimeyi başka bir şekilde de yazabilirdik. Hatta bence bu şekilde yazalım. Bu tarafı buradan alalım, kısaca kes yapıştır diyerek bilgisayarın nimetlerinden faydalanalım. Bunu sağ tarafa azıcık kaydıralım çünkü burada göstermek istediğim şey, bu açtığım boşluğa eklemek istediğim şey elektron kazanımı. Yani artı 8 elektron. O zaman oksijene ne olmuş diyebiliriz? Oksijen elektron kazandı. Elektron kazanmak neydi? Elektron kazanmak indirgenmeydi. Bu durumda oksijen indirgendi. Peki, karbonu yükseltgen şey ne? Karbon elektronlarını oksijene verdiği için karbon oksijen tarafından yükseltgendi diyebiliriz. Burada oksijeni indirgeyen nedir? Oksijen de bu elektronları karbondan aldığına göre karbon tarafından indirgendi diyebiliriz. Sonuç olarak bu tepkimede hem yükseltgenme hem de indirgenme gerçekleşti. Tepkimenin aynı zamanda gerçekleşen farklı tarafları diyebiliriz. Bir şey yükseltgenirse bir şey indirgenir ya da tam tersi. Bu tepkimeler yükseltgenme, indirgenme tepkimeleri kısaca redox tepkimeleri olarak adlandırılır. Bunu hatırlamak için yükseltgenmeyi oksidasyon olarak, indirgenmeyi de redüksiyon olarak hatırlamanız yararınıza olacaktır. Çünkü ilk heceleri birleştirdiğinizde, yani red ve ox birleştirdiğinizde redox kelimesini elde edeceksiniz. Evet, bu bir redox tepkimesi. Bir şey yükseltgenirken başka bir şey indirgendi. Aslında burada her şey indirgenmedi ya da her şey yükseltgenmedi. Bunu yarı tepkimelerde daha net olarak görebiliyoruz. Bu yarı tepkimelerin mantıklı olup olmadığını anlamak için iki tarafı da ayrı ayrı toplayabilirsiniz. Bu şekilde elektronlar dışında tepkimeye katılan bütün atomları elde etmiş olursunuz. Aynı şey burası için de geçerli. Elektronlar dışında her bir atomu elde etmiş olmanız gerekiyor. Yani bunları sol tarafa eklersek buradaki atomların hepsi artı 8 elektron elde ederiz. Bunları da bu tarafa eklersek, bu tarafa da bütün atomları ve artı 8 elektronu elde etmiş oluruz. Bu şekilde de 2-8 elektron birbirini götürmüş olur. Biz de ilk tepkimeyi elde etmiş oluruz.
Evet, bu konuyu şimdilik noktalayabiliriz. Ama bugün öğrendiklerimiz kimyada çok önemli ve güçlü bir teknik. Çünkü bir tepkimenin içinde neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı oluyor.